Hakan Hoca, planını programını yaptın mı? Yaptım. İşte bu. Akıllı insanları severim. Hadi anlat bakalım, nereden başlıyoruz? Şöyle başlıyoruz Erol Bey, benim sizden çok isteğim olacak. Ve bunlar bir hayli ciddi istekler. Yani size yapacak olduğumuz ameliyatın maddi karşılığını kat be kat aşan istekler. Çünkü Erol Bey, ben ucuz bir doktor değilim. Hazır zengin bir hasta gelince bir vurayım diyorsun herhalde. Ha? Hakan Aydıner, ben seni kündeye getirmişim. Cemaziye ile belini öğrenmişim. Bu saatten sonra sen bana hesap açamazsın hoca. Şimdi bizim tıbbiyeden doktor çıktığı kadar aynı zamanda da sanatçı da çıkar. Yani biz tıbbiyeliler sanata bayağı meraklıyızdır. Özellikle benim meraklı olduğum alan sinema. Ya sen neden bahsediyorsun şimdi? Ben böyle işte gerilim filmlerini, polisiyeleri çok severim. Ama özellikle bayıldığım bir tür var ki müthiş. Felaket filmleri. Daha bugün elime yepyeni bir film geçti. Filmin adını söyleyeyim size. Otelde yangın. Otel sahibinin cebinden arttırıp da yaptırmadığı ocakta başlıyor yangın. Otelin mutfağında iki aşçı can çekişiyor ve belki de bir tanesi ölüyor. Yalan söylüyorsun. Yok elinde bir şey. Blef yapıyorsun. Ben filmi izledim. Müthiş bir film. Dilerseniz bunu alabilirsiniz. Çünkü bende zaten bir kopyası var. Neyse. Filmin finaline gelelim. Şöyle bitiyor. Filmin finalinde o video, o görüntüler tamamı basının eline geçiyor. Dolayısıyla herkesin o görüntülerden haberi oluyor. Ve sonunda ne oluyor? Otelin sahibini ihmal dolayısıyla hapse atıyorlar. Bir bir. Bir bir mi? İki bir. Ben öndeyim. Erol Bey, istediklerimi alırım. Tamam? Tamam. Anlaştık öyleyse. Ben en yakın zamanda sizi arayıp isteklerimi tek tek bildireceğim. Erol Beyciğim, ne ikram edeyim size? Soğuk su, çay, kahve, limonata. Kim bu? Müdür o efendim. Ben başhekimim. Çaycı, aç kapıyı. Çaycı? Peki efendim, buyurun. İhsan Bozkır bu arada ben. Buyurun, buyurun efendim. Hakan Hoca'nın eline nasıl geçmiş, kim vermiş bulacaksın. Hiç merak etmeyin. Kötü oldu bu. Korkmayın, kullanabileceğini sanmıyorum. Sonuçta iki tarafta bir noktada uzlaşacaktır. Sen burada kal. Yaralı personelle sen konuş. Şirketin CFO'su olarak daha etkili olur. Herkesin gönlünü hoş tutun. Maddi, manevi tüm desteği verin. Ortada bu görüntüler varken kimseden bir şikayet falan istemiyorum.